أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فبشره بمغفرة وأجر كريم. قالوا ما أنتم. قالوا إنا تضيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. إني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. إنه لكم عدو مبين. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس
إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. İlkini 2010 yılı Ramazan bayramı arefesinde gerçekleştirdiğimiz arefe günleri mahalle mezarlığımızda topluca Kur'an-ı Kerim okuma programımızın bugün 8. programı icra ediyoruz. Programımıza uzaktan yakından teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, bizim hayatta olan anne, baba, eş, dost, arkadaş, akraba ve komşularımıza karşı bir takım vazifelerimiz olduğu gibi vefat eden, aramızdan ayrılan dostlarımıza, yakınlarımıza, arkadaşlarımıza ve hatta bütün Müslüman kardeşlerimize karşı da bir takım vazifelerimiz, sorumluluklarımız var. Bu amaçla bugün Arefe günü de olması hasebiyle kabir ziyaretlerinin ehemmiyetine de binaen vefat eden yakınlarımızı okuduğumuz Kur'an-ı Kerim vesilesiyle hem rahmetle anmak hem de onlara şu mübarek Arefe gününde dua göndermek amacıyla bugün burada toplandık. Allah'ın rahmeti hem ölüler içindir hem de diriler içindir. Sadece ölenlere rahmet dilenmez. Dirilere de rahmet dilenir. Yani ölenlerimizin de Allah'ın rahmetine ihtiyacı vardır. Dirilerimizin de Allah'ın rahmetine, mağfiretine ihtiyacı vardır. Yine vefat edenlerimizin duaya ihtiyaçları olduğu gibi bizim de birbirimizin duasına, birbirimizin yardımına her zaman ihtiyacımız var. Ayrıca yine yarın idrak edeceğimiz bayram günü öncesi bir araya gelmiş olmanın, birlik beraberlik içerisinde Kur'an okuyup dua yapmanın da heyecanını bu mübarek günde birlikte yaşamış oluyoruz. Toplulukta rahmet, ayrılıkta azap vardır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın, parçalanıp ayrılmayın buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimiz de aleyhissalatü vesselam, cemaatten uzaklaşan Allah'tan uzaklaşır. Birlik rahmettir, ayrılık azaptır. Allah'ın rahmeti topluluk üzerinedir buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bayramları fırsat bilerek aramızdaki dargınlık ve
kırgınlıkları inşallah izale edelim, giderelim. Biliyoruz ki dünya fanidir. Her yeni eskiyecek ve her konan göçecektir. Her nefis mutlaka ölümü tadacak, bu dünya hayatı sona erecek ve ahiret hayatı hepimiz için başlayacaktır. Ve herkes bu dünyada yapıp ettiklerinden mutlaka hesaba çekilecektir. Unutmayınız ki şu an kabirde yatanların pişman oldukları şeyler yüzünden dünyada yaşayanlar birbirlerini yiyorlar. Yakınlarımızdan, dostlarımızdan birçoğu şimdi ahiret aleminin ilk durağı olan kabirlerinde bizi bekliyorlar. Biz de onların yanına gideceğiz. Bir insanın ölmüş olan yakınlarını, dostlarını, sevdiklerini, hayatı birlikte paylaştığı arkadaşlarını unutması elbette mümkün değil. Bunun için onların kabirlerini ziyaret etmeyi bir vefa borcu bilir ve bu ziyaretlerde de vicdanımız teselli bulur. Kabirdekileri dünya ölçülerine göre değerlendirdiğimiz zaman onlar ölüdürler. Ancak gerçekte onlar berzah hayatı yaşamaktadırlar. Bu itibarla gelen ziyaretçilerden haberdar olurlar. Onların verdiği selamı alırlar. Dualarından hissedar olurlar ve istifade ederler değerli kardeşlerim. Yakınlarımızın ölümü durumunda onlara dua etmek, onlara göndereceğimiz en güzel hediyelerdendir. Kabir ziyaretinin gece ya da gündüz, şu ya da bu vakitte olması gibi belli bir zamanı yoktur. Kabirler her zaman ziyaret edilebilir. Ancak kabir ziyaretlerinde ölülerden bir şey istemek, onlardan medet beklemek yoktur. Sadece selam ve dua vardır. Kabirdeki kişinin başkasına bir fayda sağlaması veya kişiden bir zararı gidermesi mümkün değildir. Ayrıca israfa kaçarak gösterişli mezarlar yapmak dini yönden doğru değildir. Herhangi bir fazileti yoktur, sevabı yoktur, ölüye bir faydası yoktur. Kabirlere yapılacak masrafların sadaka olarak verilmesi, fakir ve muhtaçlara dağıtılması, hayır hizmetlerine sarf edilmesi, onların hayrına bir şeyler yapılması, orada yatan ölü için daha hayırlıdır, daha faziletlidir. Değerli kardeşlerim, kabir, iman ve salih amel sahipleri için cennet bahçelerinden bir bahçe, kafirler için de cehennem çukurlarından bir çukurdur. Salih amel sahibi insanlar kabirde güzel bir hayat yaşarken, kafirler büyük bir sıkıntı ve ızdırap içerisinde bulunacaklardır. Cenab-ı Hak iman üzere yaşamayı, iman ve salih amelle huzuruna göç etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Ölenlerimize rahmet, cümlemize sağlık, sıhhat, hayırlı uzun ömürler Mevla ihsan eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor. Cümlemiz ve bütün insanlık alemi için hayır ve bereketlere vesile olmasını diliyorum. Teşrik tekbirlerini unutmayalım. Yani bugün sabah namazından başladı. Yarın birinci gün, ikinci, üçüncü gün, dördüncü gün ilkinde namazında sona erecek. 23 vakit ediyor. Bu teşrik tekbirlerini de inşallah unutmayalım arkadaşlar. Allahümme zeyyinna bi zinetil Kur'an ve ekrimna bi karametil Kur'an ve şerifna bi şerafetil Kur'an ve elbisna bi kıl'atil Kur'anil azim ve afina min kulli belâil dünya ve azâbil âhireti bi hurmetil Kur'anil azim ve erham cemî'i ümmeti Muhammedin ya Rahim ya Rahman. İlahi ya Rabbel Alemin, senin rızan için, bütün ölülerimizin ruhları için şu kabristanlıkta okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'i, diğer sure-i celileleri yüce katında kabul ve makbul eyle. Hasıl olan sevabı Adem babamızın, Havva anamızın ruhlarına, her ikisi arasında gelip geçen bir cümle peygamberlerin ruhlarına, şu nesilleri kesilmiş bir fadiye dahi okuyacak kimsesi kalmamış, bütün ehli imanın ruhlarına hibe ve hediyeleri bulaştır ya Rabbi. Şu mübarek Arefe günleri hürmetine, erişecek olduğumuz mübarek bayram günü hürmetine, kendilerine rahmetinle, mağfiretinle tecelli eyle. Ya Rabbi, buraya uzaktan yakından teşrif eden bu cemaatimizin de ahirete göç eden bütün ölülerinin ve ölülerimizin ruhlarına
ayrı ayrı hibe ve hediyeyle de ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi bizi, ana babamızı, bütün müminleri hesap gününde bağışla ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, dualarımızı, bütün ibadet-i taatlarımızı, yüce katında eksikliklerimizi gidererek en güzel şekilde kabul ve makbul eyle. Sübhane Rabbina Rabbil İzzet Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha'te ma'as salavat. Allah tekrar hepinizden razı olsun.